yolun mensubu olan kardeşlerimize söylüyoruz. Size izin verilen şeyi yapın. Bu hastalıktan dolayı tövbe almaya gelemeyen kardeşlere diyorum ki Seyda'mızın tavsiyesi benim babamın da bir hediyesidir. Kardeş gelene kadar günde 500 defa Salavat-ı Şerife okuyoruz diyorum. O kadar elhamdülillah bu yola itimat ediyoruz ki Hazreti Peygamber'e bırakıyoruz işi aleyhissalatü vesselam. Salavat-ı Şerife okuyun demenin manası odur. O salavat sizi buraya getirir. Hakikaten getiriyor. Ama bazıları işte hocam günde 700 tane okusam olur mu? Olmaz da diyemezsin. Sen bilirsin kardeş diyorum falan ama bir şey de diyemiyorum. 3-5 gün sonra hocam 1000 tane okusam olur mu? Yokma da diyemezsin. Bir ay sonra hocam vallahi 100 tane bile okuyamıyorum diyor. Çünkü ölçüyü bilmiyor. Yani İslam'da nafile ibadetleri yapmanın yolunu bilmiyor. Hazreti Peygamber aleyhisselatü vesselam ölçüsüz ibadetinden birini gördüğünde siz bıkarsınız ama Allah bıkmaz diyor. Nafile ibadetleri yapmak, nafile hayatımızı düzenlemek, hangi nafile ibadetin bize fayda vereceğini, ne şekilde yaparsak bize yol aldıracağını bilmek bizim işimiz değil. Mürşitlerin işidir. Kendi kendine bir kısım nafileler icat etsen, kendi kendine şunu da yapayım, bunu da okuyayım, bu kitapta bu yazıyordu, falan cezat bunu yapmış, ben bunu da yapayım dersen, yaya kalırsın, yolda kalırsın, bıkarsın, yorulursun. Bir hastanın tedavi edilmesi gibi bir şeydir tasavvufi terbiye. Bir hastanın terapisi gibi bir şeydir. Bırak doktor işini yapsın yani. Doktorun işine karışma, müdahale etme demek lazım.